Merhaba, bugün size karşı karşıya kaldığımız bir riskten, bir tehlikeden söz etmek istiyorum. 4 günlük sokağa çıkma yasağını geride bıraktık. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın elemanları ve diğer devlet görevlileri zaten bu 4 gün boyunca sürdürdükleri çalışmaları toparlayacaklar ve bu koronavirüs, Covid-19 salgının nedeniyle başvurulan sokağa çıkma yasağının nerelerde uyulduğuna, nasıl uyulduğuna, nerelerde uyulmadığına bakacaklar ve bunun bulaşmanın önlenmesi açısından etkilerini ölçmeye çalışıp bunları bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'na, kabineye sunacaklar. Bakanlar Kurulu da bir karar alacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir karar alacak neticede. Diyecek ki şu 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 kısıtlamalar gevşetilmiştir, şu 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 kısıtlamalar devam edecektir. Şöyle yeni kurallar getiriliyor, şunlar da kaldırılmıştır. İşte burada sözünü ettiğim risk devreye girecek. Çünkü hem toplumda hem yönetim kademelerinde iki ayrı görüş çarpışıyor. Bu görüşlerden bir tanesi diyor ki ya madem işte Cumhurbaşkanı da söylüyor, Sağlık Bakanı da söylüyor, çok işte iyi duruma gidiyoruz, kontrol altına alıyoruz. O zaman işte toplumu bu kadar sıkmanın gereği yok, ticaret hayatını da bu kadar sıkmanın gereği yok, ticaret hayatı rahatlasın, alışveriş merkezleri başta olmak üzere bunları biz açmaya başlayalım. Tıp çevreleri, bilim çevreleri de diyor ki ya bunları bakın tekrardan insanları bir araya toplayacaksınız. Bulaşıklık çok daha fazla artacak. Hasta sayısı bakımından Türkiye çok kritik noktalarda hala 110 bin sayısına ulaştı, 20 geçti 26 Nisan akşamı itibariyle. Oysa daha önce yapılan tahminlerde 3 Mayıs'ta 100 bin sınırını aşmasından korkuluyordu ve o yüzden sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatılıp uzatılmaması tartışılıyordu. Hatırlayın. Oysa bu sayılara daha erken durumda ulaşmış durumdayız. Türkiye hastalık sayısı, hasta sayısı bakımından dünyada maalesef 7. sıraya yükseldi. Oysa bu istatistikler ilk tutulmaya başladığında 9. sıradaydı. Evet, ölümler açısından o kadar neyse ki Allah'tan o kadar yüksek durumda değiliz. 12. sırada yine de ölümler açısından. Komşularımıza baktığımızda diğer İran dışındaki bütün komşularımız henüz 1000 vefat sınırını dahi aşmadılar. İran'da 5700, bizde de 2800, az mı? Oysa bunun karşısında olan görüş diyor ki ya biz işte rahatladık, gerekli önlemler de alındı, bakın boş yatak sayısı da varmış, işte alışveriş merkezlerini, ticarethaneleri açalım. Tıpçılar da diyor ki erken rehavete kapılmayalım. Çünkü madem biz bunu kontrol altına alıyoruz, sağlık çalışanlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz büyük gayretleriyle, buna devam edelim bir süre daha. Çünkü şakaya gelir bir yanı yok. Erken rehavete kapılmanın aslında en büyük tehlike olduğunu baştan beri Cumhurbaşkanı da, Sağlık Bakanı da, efendim bütün muhalefet parti liderleri de, bütün tıp otoriteleri de söylüyordu. O yüzden buna ara vermeyelim. Bunu erken rehavet sonucu gevşetmeyelim. Bu tehlikenin önüne geçelim diyorlar. Bence de bu ciddi bir risk. Erken rehavete kapılmak büyük bir risk. Yani hastalığı kontrol altına aldığını söyleyen Almanya'nın şansölyesi Angela Merkel dahi diyor ki buradaki en küçük bir gevşeme tekrardan azdıracak bunu. Nitekim İtalya'da öyle oldu. İtalya'da ölüm sayısı azalınca hemen bir rahatlama, sokağa çıkma yasağını gevşetelim denmeye başladı ve tekrardan ölüm sayıları artmaya başladı. İspanya'da da aynı şekilde. Bu hastalığın şakaya gelir bir yanı yok. O yüzden lütfen erken rehavete kapılıp tedbirleri gevşetmeyelim.